Arkadaşlar merhaba. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarımda kokopitte eşdeğer bir ürün yapmak için uğraşıyorduk. Ve şöyle göstereyim. Elimde 1,5 aydan beri uğraştığım çam iğnesinin şu an sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Videonun sonunda da fotoğraf şeklinde bunu koyacağım. Ve böylece hiç not almanıza gerek kalmayacak. Değerleri siz de kendi açınızdan yorumlayabilirsiniz. Abone olup, beğenip, zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve böylece deneylerimizden haberdar olursunuz. Topraksız tarımdaki kokopite eşdeğer bir malzeme yapmak için uğraşıyorduk. Biraz böyle zahmetli bir iş olacak ama ilk etapta sonradan bunun makinasını yaparız. Şimdi arkadaşlar bu deneyim yaklaşık 11. ayın ikisinde başladı. Daha önceki videolarımda var. Şöyle görmüş olduğunuz çam iğnesini. Yıkamaya başladık 11. ayın ikisinden itibaren. Evet arkadaşlar, 10 gram çam iğnesine yaklaşık 250 mililitre su koyacağız. Şu an suyumuzun değeri arkadaşlar. Şimdi çam iğnesine bu değerdeki 250 mililitrelik suyumuzu ekleyerek çam iğnesinin suya ne kadar asit vereceğini burada hesaplayacağız. Ve üstüne ne kadar su çektiğini de hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ve burada yıkadıktan sonraki değerlerini ölçtük. Ve arkadaşlar biz şu an sizinle bu değerleri paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bunun fotoğrafını zaten videonun sonunda vereceğim. Daha rahat orada inceleyebilirsiniz. Deneme tarihini söylüyorum. 02.11.2020 10 gram çam iğnesi. 10 gram çam iğnesi, iğnemiz bu. 10 gram çam iğnesi 250 mililitre suyun içerisinde 24 saat beklettiğimizde 3 gün boyunca 24 saat suda bekletip banyo yaptırdığımız takdirde arkadaşlar artık suya kendinden bir şey katmadığı ve nötr olduğu anlamına gelmekte arkadaşlar. Çam iğnesini kopit yerine kullanacağımızın önünü açtı. Tabi burada şöyle bir şey daha söyleyeyim. Biz bu ürünü süzdük. 24 saat susuz beklettik süzülmüş olarak. Sonra tarttığımızda 23,7 gram olduğunu gördük. 24 saat boyunca suyunu süzüp üstüne çekmiş olan su miktarıdır arkadaşlar. Yani 10 gram çam iğnesi yaklaşık 23,7 gram olmuş. 10 gramdı çam iğnemiz. Bunu çıkarttığımız zaman 13,7 gram arkadaşlar üzerine su çektiğini gördük. Yani üstüne %130 fazla çözdük. Yani kendi ağırlığının %130'u fazla su çektiğini gördük. Bu da bizim işimize geldi. Artı benim yapmış olduğum deneylerde bugün arkadaşlar 12. ayın 14'ü. 12. ayın 14'ünden beri arkadaşlar bu ürünü bu şekilde sulu bir şekilde tutuyorum. Nemli bir şekilde şöyle kapatıp ve oda sıcaklığında duruyor. Hiçbir şekilde bir küflenme falan gözlemlemedim. Bu da çok önemli bir etken. Küflenme olmadı arkadaşlar. Şimdi ben bunda dikim yapacağım zaman arkadaşlar tarımsal perlit koyacağım içerisine. O zaman yaptığım zaman da sizinle paylaşacağım bu videoyu. Bu belki şeyde çam iğnesine belki dikim yapan arkadaşlar vardır yoktur. Ama ben hiç olmazsa elimizde bu şekilde bir veri olsun diye bir çaba gösteriyorum. Bakıyorum şöyle evet yani şeyde bir küflenme arkadaşlar. Kokuda da arkadaşlar çok böyle şey yapacak, rahatsız edecek bir kokusu yok. Hatta kokusu yani nasıl çam kokusuna benzer bir kokusu var arkadaşlar. 1,5 aydan beri suda beklemesine rağmen arkadaşlar hiçbir şekilde formunu kaybetmemiş. Bakın şöyle göstereyim. Bakın kırılmıyor. Normal, su üstüne su çektiği anlamına geliyor. Kendisi yumuşamış, kırılmıyor. Kuru olduğu zaman çıt 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 kırılıyordu arkadaşlar. Deneylerimiz devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenip zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve böylece deneylerimizden haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.